Günaydın. Şöyle sabah kalktım, sesinden de bellidir zaten. Baktım annem kahvaltı hazırlıyor. Burada patates kızartmış, burada haşlaması var bu abim için. Onu kızartmaya sapa biraz diyette. Şöyle patatesi bol yağda kızartıyoruz. Oh mis. Şimdi kahvaltı yapacağız bakalım. Tık, doğdu güneşim. Kızım. Böyle mi yanımda, burada. Şöyle tekli koltuk var. Geliyor buraya bir oturuyor, kalkmıyor. Normalde benim yerim burası. Değil mi prenses? Aşkım. Bak buradayız. Bak buradayız. Evde prensesler varken bize yer kalmıyor. Evet, bu bir prenses çünkü. Aşkım. Ne yapalım? Yalacak böyle. Annesinin balı balı bu. Annesinin balı. Ha, tut. Tut böyle. Tut böyle. Hop 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 hop. O kadar değil. Çiziyorsun şu an kolumu bebeğim. Tırnaklarımız uzun biraz. Biraz da yaramız şişmiş. Bugün bakalım gideceğiz. Bir yaramızı göstereceğiz. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra Mia'yı bir veterinere götüreceğim. Kahvaltımız hazır şimdi. Patates kızartması da geldi bile. Şöyle sıcacık. Oh, en sevdiğim öğün kahvaltı benim. Çok severim yani. Kahvaltı yapmadan zaten ayılamıyorum. Bu şekilde. Bu da şöyle diyabetik reçel. Bunu annem tüketiyor bir tek. Şeker hastası olduğu için. Ama gayet de severek tüketiyor. Çok güzel. Değil mi? Evet, çok güzel. Hem güzel hem diyabetik olması bizim için, yani hem severek yiyor hem de onun o şekerini yükseltmiyor. Geçen işte bir nereye gitmiştim ben? Metroya gittiğimde almıştım. Bir çilek, bir de kayısısı var bunun. Yani başka şeyini görmedim, çeşidini görmedim açıkçası. İkisini gördüm ama güzel. Öyle, şimdi bize afiyet olsun. Size merhabalar, kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Sabah öyle bir açılış yaptık. Yani videoyu başlattık ama açılış yapmamışım size. Merhaba diyememişim. Yine böyle arabada boğulmuş oldu o da. Şimdi annem, arkada da kadış merhaba, var. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi biz gidiyoruz. Mia burada. Mia'yı veterinere götüreceğiz. Ondan sonra birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Bugün normalde evden çıkmayı hiç planlamıyorduk. Ama yine çıktık yani. Mia'nın yüzünden çıkıyoruz. Mia zaten bir sebepti. Yani onu veterinere götürecektik. Götürmüşken de annem işleri varmış, ihtiyaçları varmış. Onları halledeceğiz. Ama bugün gerçekten değil mi anne? Çok sıcak. Bursa'da hava çok güzel. Ben de şu an terledim. Şunu çıkarmaya çalışıyorum. 14 derece galiba. Kadışım şunu çeker misin? Evet, asıl kadış arkaya. Neyse. Evet, çıkarttık. Daha iyi olduk böyle. Oh, sıcak. Yani gerçekten sıcak bugün hava. Şimdi biz veterinere gidelim. Şu Mia'nın bir kontrolünü yaptıralım. İnşallah iyidir, bir şey yoktur. İnşallah. İnşallah yani. Çünkü biraz şişlik ve sertlik var ya arasında. Evet abla, inşallah bir şey yoktur yani. Neyse gidelim. Sonra da gezeceğiz herhalde bakalım. Şimdi geldik. Koçtaş'tayız. Mia da burada, veterinerden çıktık. Çok şükür iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Koçtaş'ta geziyoruz. Eve geldik. Hemen dedim şöyle aldıklarımızı göstereyim. Biliyorsunuz Koçtaş'a gittik. Ev almamız gereken şeyler vardı. Hemen onları göstereyim. Şöyle üçlü banyo seti satılıyordu. Ve çok iyiydi fiyatı. 49 liraydı. Şimdi hemen size göstereceğim. Şöyle bir tane sıvı sabunluk var içinde. Bir tane fırçalık. Ve bir tane de şöyle normal katı sabunluk. Bunun bir bu rengini aldık. Bir de şu rengini aldık. Niye iki takım aldık? Çünkü biz kalabalık olduğumuz için tek fırçalık bize yetmiyor evde. O yüzden hani erkekler de şu rengini kullanır diye. Bir saniye, çıktı kapağı. Evet, bir de böyle grisini aldık. Böyle iki takım, bu da böyle üçlü set. Böyle iki takım bunları aldık. Fiyatı da iyi olunca bunları almayı tercih ettik açıkçası. Diğerleri çok pahalıydı. Yani sadece sabunluk 100 lira. İşte fırçalığı 70 lira. Öyle bir takım beğenmiştim. Takım yapmıştım ama öyle çok pahalıya geliyordu. Böyle bu da uygun olunca ve hoşuma da gitti yani duruşu. Şöyle güzel de duruyor. Şurası bir tek hoşuma gitmedi. Yani şurayı çıkartıp da kullanabilirim. Çünkü bu böyle gri çok hoş durmuyor. Hoşuma gitmedi. Bunu çıkartırım muhtemelen. Banyoya bunları aldık.
tuvaletli banyodaki bizim şampuanlığımız kırılmıştı. Şöyle şuradan duşakabine asmalı. Şöyle üçlü. Yine bu da çok büyük. Çünkü kalabalığız dediğim gibi. Herkesin şampuanı, duş jeli ayrı bizim evde. O yüzden bir de böyle şampuanlık aldık. Sonra şöyle annem bu paksillerden aldı. Şunu zaten kullanmıştı. Seviyor annem bu paksilleri. Ya bunları bayağı işe yaradığını söylüyor. Ben bilmiyorum da. Bunların işe yaradığını söylüyor. Bir de böyle sıvısı var. Bunun sıvısı çıkmış. Mucize köpük temizleyici, yağ sökücü, yüzey temizleyici ve parlatıcı yazıyor. Bir de bunu aldı. Sonra ben odama şöyle fırçalık aldım. Düzenleyici. Normalde cam makyaj düzenleyicisi almıştım. Gerçi daha hala düzenleyemedim ama. Bir de şöyle kapaklı fırçalık aldım. Çünkü fırçalarım çok tozlanıyor. Benim çekmece içinde de çok yerim yok. Çekmece içine kaldıramıyorum. O yüzden şöyle kapaklı şeyden aldım. Fırçalıktan aldım. Koç'ta alışverişimiz bu kadardı. Bunun dışında da bu benim meşhur butiğime gitti. Butikten aldıklarımız var. Şöyle orada bir Evita var. Evita'dan şöyle bir tane taç aldım. Bu renkler çok seviyorum. Hatta takayım hemen. Ben böyle renkli şeyleri çok seviyorum. Bunun lilası vardı. Kopmuştu. Bu sefer de pembesini aldım. Şöyle çok güzel duruyor. Yazın falan müthiş olacak. Ondan sonra başka... Bir tane şöyle şöyle peluşlu lastik toka aldım. Sonra o magazindeki benim meşhur butiğimden şöyle güneş gözlüğü aldım. Bunu da hiç pakete de koymamış. Normalde kutusuyla verirdi. Direkt koymuş. Şu an fark ediyorum. Neyse bende kutular var en azından. Şöyle bir güneş gözlüğü aldım. Şöyle duruyor. Ben beğendim yani, hoşuma gitti. Bir de benim siyah gözlüğüm yoktu. Böyle bir tane de siyah olsun diye aldım. Genelde hep renkli gözlüklerim bile. Bir de şöyle bir sivit mi deriz artık buna bilmiyorum. Böyle bir değişik bir tasarımı var bunun. Evet böyle. Şöyle burası yakalı ve üstü böyle polarımsı. Şöyle altı da naylon mu denir artık bilmiyorum. Şöyle arkası uzun. Şuralardan böyle kısmalı, yani oturtturmalı. Şöyle bir sivit aldım. Şöyle görebilirsiniz. Bir de bunu aldım. Bu kadardı. Bilgisayarda işlerim var. Onları halletmem lazım ama önce bir kahve içmek istiyorum. Bakalım bir kahve içelim. Sonra muhtemelen iş başına düşerim yine. Akşam başlatıyorum, devam edebiliyorum videomu çünkü sabahtan iş yerindeydim. Şimdi işten çıktım, dedim artık devam edebileyim yani. Sabah iş yerinde olduğum için zaten bir şey çekemedim, çalışıyordum. Biraz da bu ara bir yoğunluğumuz var, malum yıl bitiyor. Yıl biterken yıl kapatma işlemleri falan biraz yoğunluk oluyor. O yüzden böyle biraz fazla çalıştım, bir dönemden geçiyorum. Olsun, işimiz iş olsun. Çok şükür. Şimdi arkadaşımla bir kahve içmeye gidiyoruz. O yüzden böyle arabadayım. İşten çıktım, gidiyorum. Bakalım orada görüşürüz artık. Nereden nereye? Eve geldim. Böyle annemle oturuyoruz şimdi, mutfaktayız. Annem yine örgü, örgüye düşmüş. Düştüm vallahi sağlam bitmemde. Evet, bitirmeye çalışıyor. Şu papatyalı hırkadan bahsetmiştim bir. Evet, onu şu an bitirmeye çalışıyor. Şimdi iliklerini açacağım. Evet. Bakalım bitsin, zaten sizinle paylaşırım. Düğme almadık. Bunları nasıl koyduk? Ben alırız anne gittiğimizde. Karar veririz bakalım. Ama ben ona göre ilk açacağım. Ondan sonra. Bence onu biz bir soralım. Bırakan mı? Büyük güzel olmaz ki ona ama ya. Şimdi papatyaları da büyük ya. Bence büyük güzel olmaz. Küçük. Bunlar galiba düğmesiz oluyor anne. Olur mu? Düğmeli oluyor. Küçük küçük ama sen yine de küçük. Ben büyük düğme zaten sevmem. Ay, iki dakikada ona da karar verdik. Şimdi böyle oturuyoruz. Çay falan içeceğiz. Böyle bir şeyler hazırlarız çayın yanına da. Şu anda uçuklamış, çok kötü duruyor. 2 gündür de geçmiyor. Ay öyle işte. Dışarıya çıktım bir arkadaşımla, biraz kahve falan içtik. Biraz muhabbet ettik. Sonra hemen eve geldim. Hemen pijama yelek modu. Evde şu an pijama partisi, oturmaca. Annemle öyle keyif yapıyoruz. Bakalım. Şimdi bir şeyler hazırlayayım. Çayımız da oldu zaten.
Çay keyfi yapalım. Çay yanına şunlardan hazırlayayım dedim. Böyle bir oturalım. Yayla. Bir de böyle kamera karşısına geçelim. Bakın kızıma, daha bu yakalığımız çıkmadı bizim. O yüzden çok mutsuzuz. Aşkım, yaramız da çok iyileşmedi. Artık birkaç günümüz kaldı diye düşünüyorum. Değil mi aşkım? Çok kaşınıyor şuraları. Böyle sürekli kaşıyorum. Mutlu oluyor. Kendisi de geliyor zaten kaşıttırmak istediği zaman. Öyle birkaç günümüz kaldı. Şundan kurtulduk mu artık iyi olacağız yani inşallah. Böyle bunu da atlatmış olacağız. Şimdi dedim hem videonun kapanışını yapayım hem bir de iki tane böyle bir kargom vardı. Onları birlikte açalım bakalım. Ben de açmadım, merak ediyorum. Sonra da videonun artık kapanışını yaparız. Çünkü çok uzamasın bu video. Şimdi hemen bunları açalım. Şöyle bol sipariş vermiştim. Ne kadar güzel paketlemişler. Şöyle teki bir poşetle. Şöyle kar botu gibi bunlar böyle. Bayağı yüksek taban. Ben de yüksek tabanları seviyorum biraz boydan dolayı. Boy olmayınca. Şöyle diğerinden ayrı işte koymuşlar ama paketlemesi çok hoşuma gitti. Şöyle bir çift şu renk. Ne derler buna? Bej değil ya. Taba mı? Taba da değil. Bir kahve gibi herhalde bu ya. Bilemedim tam rengini ama şu renk işte. Şöyle... Şurada bir lekesi var gibi ama çıkar herhalde, bakarım. Şöyle bir çift bot sipariş verdim. Umarım olur. Daha denemedim, deneyeceğim şimdi. Şimdi şunu açalım. Bu da Rice and Shine markasından birkaç alışveriş yapmıştım. Bunlar gelmiş. Aslında bu beklediğim kargoydu. Çünkü niye lütfen kamerayı devireceksin. Şöyle beklediğim bir kargoydu çünkü şu sabunu ben çok seviyorum. Aloe veralı, kabak lifli. Kullandım, bitirdim. Bayağı artık yani sabun bitti, sadece lifi kaldı. Onunla devam ediyordum. Çünkü çok severek kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu. Onun için bunu böyle bekliyordum yani. Bir de yine böyle Rice and Shine markasının duş jeli. Bu da çok hoşuma gidiyor. Gerçekten kokusu muhteşem. Daha önce pembesini sipariş vermiştim. Kalıcı bir kokusu var. Bu sefer de bunu verdim. Bu neymiş? Satsuma Blossom diyor. Şöyle görebilirsiniz. Bir de bunu sipariş verdim. Bu da kullandım ve memnun oldum diyorum. Bir de şöyle kaş sabitleyicisini. Bunu çok yani çok övüldüğünü duydum. Diş macununu ben çok beğenememiştim. Onun dışında yani hangi ürünü alsam çok memnun kalıyorum. Bu da dediğim gibi kaş sabitleyicisi. Bakalım bunu da deneyeceğim. Zaten memnun kalırsam bunu da size söylerim. Böyle kargolarımız da bu kadardı. Bu da böyle bir iki günlük vlog oldu. Ama çok uzamasın. O yüzden bunu burada kapatalım. Yeni bir vlogda görüşürüz zaten. Beni buraya kadar izledi. Burada hep takılıyorum ya. Ne diyeceğimi unutuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur ve videomu beğenirseniz tabii beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.